Selamünaleyküm kardeşlerim, merhaba. Arkadaşlar, insanlar yalan söyler ve bol miktarda söylerler. Birçoğunuz eminim hayatınızda bazı zamanlar yalan söylemişsinizdir. Fakat yalan söylememek elbette iyi bir şeydir. Erdemli insanlar yalan söylemezler. Yalan söylememeliyiz. Fakat yalan söyleyen, kandıran insanlar tarafından da kandırılmamalıyız. Maalesef çabuk inanıyoruz, çabuk kandırılıyoruz. Hele hele konu din olursa, ne kadar yalan söylerse söylesin bu insanlar inanıyoruz. Şimdi birkaç sahtekarın videosunu size göstereceğim. İki sahtekar. Bakalım bu adamlar ne diyor. İnanacak mısınız arkadaşlar bu sahtekarlara? Bu Challenger diye bir uzay aracı fırlattılar ya, o tam fırlatıldığı zaman da hatmenin içindeydik. Challenger'ı düşüren şey. Bak yazılıdır o da. Hatmenin içerisindeydik. Ahmet amca Hızır Aleyhisselam'dan yardım istedi. Televizyon yok. Hatmenin içindeyiz. Fırlatıldı. Hala niye patlamadı diyor Ahmet amca. Bak şimdiki gibi hatırlıyor. Hala niye patlamadı diyor Ahmet amca. Sesli konuşuyor hem de böyle duramıyor. Mehmet Emin amca da dedi ki Ahmet dedi merak etme civatalarını gevşettik dedi. Biraz sonra düşecek. Allah. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, Challenger, oradaki Mehmet Emin amca, Ahmet amca birlikte çalışıp civatalarını gevşetmişler. Ne istiyorlarsa Challenger'dan düşürmüşler Challenger'ı. Şimdi böyle bir şeye inanıyor musunuz? Eğer buna inanıyorsanız dünyada herkesin her şeyin yapabileceğine siz inanırsınız. Kolayca inandırılabilen insanlarsınız demektir. Eğer buna inanmıyorsanız doğru yoldasınız. Şimdi bir sahtekar daha dinleyelim. Bakalım bu sahtekar ne diyecek? Fethullah Gülen, eğer 17-25 Aralık olmasaydı evliya olarak belki de ölecekti. Ama artık evliya değil. Gençlerden, talebelerden dünya kadar Fatih Koleji'nin koridorlarında gece geziyordum, birdenbire baktım falan diyor. Efendimiz dolaşıyor diyor yani. Yalana ihtimal vermeyeceğim. Yüzlerce yani arzu edilirse ben o dosyaları göstereyim. Fatih Koleji'nin Burada da ne diyor Fethullah Gülen? Diyor ki yalana ihtimal vermeyeceğimiz diyor insanlar Fatih Koleji'nin koridorlarında peygamberimizin gezdiğini görüyorlardı. Gezerken bir şey konuşmuyor muydu? Konuşmuyordu. Bakın burada rüya falan değil. Fiziksel olarak peygamberin gelip Fatih Koleji'nde yürümesinden bahsediyor. Eğer buna da inanmıyorsanız siz doğru yoldasınız. Peki bu insanların bu yalanları attığında inanmıyorsanız geçmişteki sahtekarların bu türden insanların, din adamlarının anlattığı yalanlara neden inanıyorsunuz? Az sonra bir kitaptan size ciddi sayıda yalan hikaye aktaracağım. Bakalım sonuncu videomuz. Sadece lamelik, la ilahe illallah'ın başındaki lamelikler bütün kainatı bağlarım da kimse yerinden kalkamaz. Hem vallahi hem billahi. E göster. Oyun mu oynayacağız burada? Vakti gelince bekle göstereceğim. Sen Allah'tan sadece uzun ömür iste de gör. Mehdi Nebi çıksın da. Evet, burada da sorumuz şu. Sadece Lam Elif'le tüm kainatı bağlayacağını söylüyor. Bunlar internette olan videolar arkadaşlar, seyredebilirsiniz. Deliğine tüm kainatı oturturacağını söylüyor bu şey. Yine aynı şey. Nakşibendi şeyhi bu. Şimdi böyle yalanlara inanıyorsanız siz her şeye inanırsınız. Dolayısıyla dünya üzerinde inanmaya hazır milyonlarca, milyarlarca tabii ki insan var. Eğer aklınızı kullanıyorsanız, sorguluyorsanız, bunların yalan olacağına ihtimal veriyorsanız işte doğru yoldasınız. Aklınızı kullanmaya başlamışsınız demektir. Şimdi konumuza geçelim. Konumuz ne? Tezkiretül Evliya. Fahrettin Attar'ın bir kitabı. Burada bakalım bize ne tür hikayeler anlatılmış. Şimdi bu nakildir ki zamane padişahı Mansur Halife, Halife Mansur vezirine Cafer-i Sadık'ı getir öldürelim dedi. Veziri men için çok cehdeyledi ve dedi ki ol kişi bir bucakta oturmuş uzlet etmiştir. Kendisi dünyadan çekilip ibadetle meşgul olmuştur. Halifeye hiçbir ziyanı yoktur. Onu öldürmekle ne fayda ola ki? Şimdi Cafer-i Sadık gerçekten önemli birisi arkadaşlar. Peygamberimizin torunlarından bir tanesi. Yani peygamberin sülalesinden önemli birisi, önemli bir ilim insanı, o devrin saygı duyulan gerçekten önemli bir alimi.
Fakat bu kişi ne yapılmış buradaki anlatılan ifadeye göre? Öldürülmeye çalışılmış halife tarafından. Şimdi bunu niçin aktardım? Bu bir hikaye değil. Bu gerçekten bu tür şeyler o dönemde çok olmuş. O dönemin din adamları bu tür baskıcı bir rejim altında doğru söyleme şansları yoktu arkadaşlar. Çünkü insanlar kellelerinden oluyordu. Bir halife sizin çok kolay kellenizi alabiliyordu. Dolayısıyla doğru düzgün din adamlarının ya alimlerin susturulması kolay oldu. Ve bu tür sahtekar ve şarlatanların da ortaya çıkıp cirit attığı bir dönemdi o dönem. Şimdi gelelim tekrar konumuza. Beyazıt-ı Bestami. Hamileyken ne zaman şüpheli bir taam yediysem, hamileyken şüpheli taam neyse, Beyazıt karnımda ayağı ile beni teperdi. Lokmayı ağzımdan çıkartmadıkça tekmeye devam ederdi. Alın size bir keramet. Buna inanıyor musunuz? Bunu kim anlatıyor? Beyazıt-ı Bestami'nin annesiymiş gibi anlatılıyor. Nereden alıntı yapmış? Hiç belli değil. Nereden aktardığı belli değil. Bir sürü yalan dolan. Şimdi Beyazıt düşünsene şüpheli tahammülün şüpheli olduğunu nereden biliyor? Bir bebek anne karnında inanırsanız tabii inanın. Bir ayet işittim. Hak Teala buyuruyor ki bana ve ana babana kulluk et, kulluk eyle. Bu fermana karşı iki yere nasıl kulluk edeceğim dedi. Kur'an'da böyle bir ayet yok arkadaşlar. Bana ve anana şükret der. Kulluk et demez. Anası ben hakkımı sana bağışladım. Var Allah'a kulluk eyle dedi. Bunlar Kur'an'dan bile habersiz insanlar maalesef. Diyelim Beyazıt 12 senede Kabe'ye vardı. Kabe'ye gitmiş ama 12 sene sürmüş. Her adımında 2 rekat namaz kılardı. Hop dur. Her adımında. Ölçelim yolu arkadaşlar. 12 yıl yetecek mi? Her adımında 2 rekat namaz kılıyor. Namazı kaç rekat sürüyorsa adımı ölçelim. Nereden gitmiş nereye? Kaç adım alıyor? Bunun yalan olduğunu hemen bulabilirsiniz buradan. Her adımına 2 rekat. 12 yıl sürüyor. Şimdi böyle yalanlara inanıyorsanız başka yalanlara şimdi geçeceğiz. İnşallah onlar sizi ikna eder. Her adımında 2 rekat namaz kılardı. Kabe'ye eriştiği yıl layık değilim diyerek Kabe'ye girmedi. Edep gözledi geri döndü. İkinci yıl gelip Kabe'yi ziyaret etti. 12 yılda Kabe'ye geliyor, kapısından geri dönüyor. İnanırsanız. Beyazıt adetinde Hamedan'a geldi. Oradan usfur çiçeğinin tohumunu aldı. Mistam'a geldiğinde tohumun içerisinde bir karınca gördü. Bu miskini yerinden ayırdım diye karıncayı tekrar Hamedan'a götürüp aldığı yere koydu. Adam ne kadar hassas değil mi? Aldığı bir tohumun içerisinde bir karınca görüyor, karıncayı götürüyor, yerine koyuyor. İlginç. Beyazıt'a sual ettiler. Şeyhin kimdir? Bir kadındır. Bu ne vecd ile dedi. Yani nedir? Bir gün bana vecd gelmiş. Hayran giderdim. Bir kadına rastladım. Bir çuval unu vardı. Şunu götür dedi. Benim gücüm yetmez diye bir aslana işaret ettim. Çok ilginç. Aslan. Un çuvalını yükledim. Fakat kerametimi ishardan korkarak kadına çarşıya gidince kimi gördün diyeceksin dedim. Zalim ve rana, riyakar Beyazıt'ı gördüm diyeceğim. Neden? Bu aslanı yük için mi yarattı Allah diyor. Niçin yükletirsin diyor. Falan filan. Adam da sonra tevbe ediyor. Şimdi aslanın orada işi ne? Yani düşünsenize. Bu nerede? Diyelim Arap Yarımadası'nda bir yerde veya artık Suriye'de başka bir yerde. Aslanın orada işi ne? Yani düşünsenize bir un çuvalı taşıyor, orada bir tane aslan var falan filan. İnanıyorsanız artık neye inanıyorsanız inanın. Ben 3 yaşındayken gece namaz kılardım. Dayım Hazreti Mehmet Suvar beni görür ağlardı. Bir gün falan diyor devam ediyor. Yılın 12 ayında oruç tutarmış. Şimdi bu tür hikayeler neyi başarıyor arkadaşlar? Siz 3 yaşında namaz kılmadınız. Yılın 12 ayı oruç tutmadınız. Sizin böyle biri olma şansınız yok. Nasıl? Bu adamlar dini doğru anlar. Çünkü böyle biri olmanın şansınız yok. Ama doğru anlayan bu tip insanlardan gidip din öğrenebilirsiniz. Bunlar kim? Tarikat şeyhleri. Gelin onlara tabi olun. Çünkü onlar çok ulu insanlar. Yılından 12 ay oruç tutarlar. Her adımlarında namaz kılarlar. Kabe'ye 12 ayda, 12 yılda giderler. Falan falan. Devam edeceğiz. Uzatmayayım. Derler ki Kabe'yi tavaf ederken 12 bin kez Kur'an'ı hatim eyledi. 30 yıl Kabe'de kaldı. 30 yıl içinde akşam abdestiyle sabah namazı kıldı. Tam 30 yıl uyumadı. Böyle bir olma şansınız var mı? Yok. 12 bin kez hatim eylemiş.
Kabe'yi tavaf yaparken. İnanıyorsanız siz her şeye inanabilirsiniz. Bir tane Kur'an hatmi ne kadar sürer bir düşünün. Kabe'yi tavaf yapıyor. 12 bin hatim yapıyor. Dediğim gibi inanılacak gibi değil. Tabii ulaştırıcı geceye değin 2000 rekat namaz kıldı. Acayip bir yalan. Bir rekat namaz bir dakikadan aşağıya sürmez arkadaşlar. Bir dakika. 2000 dakikadan bahsediliyor burada. Yani eğer 2000 dakika namaz kılarsanız, bir günde 2000 dakika yok ki. 1440 dakika var. Adam gece gündüz namaz mı kıldı? Bunun yalan olduğu aşk ve aşikar değil mi? Şimdi bu tür yalanlara ciddi sayıda bu menkıbe kitaplarında rastlayabilirsiniz. Ben sadece birkaç tanesini sizinle paylaşıyorum. Şimdi 50 yıl içinde kaldığım namazlardan her birisi için gusül eyledim. Bir gün Mansur'un boynunda gezen bir akrep gördüm. Atmak için elini uzattı. Mansur, elini çek. 2 yıldır bizimle beraberdir dedi. Adamın boynunda bir akrep var. 2 yıldır da akreple geziyor. Vay. Ne tür insanlar varmış değil mi? Şimdi bunlar gerçekten böyle hani hikaye deseniz, inanmasanız sorun yok. Hani böyle Andersen'den masallar dinliyormuşsunuz gibi dinleseniz bir sıkıntı yok. Ama bunlar böyle düşünülmüyor. Bunların olduğu ve gerçekten meydana geldiği düşünülüyor. Böyle olunca da insanın zihninde şöyle bir şey uyanıyor. Bunlar çok ulu, çok mübarek insanlar. Ama yalan olduğu, bunların hiç yaşanmamış olduğu insanlar tarafından maalesef hiç akla getirilmiyor. Utbe bu mertebeyi nasıl buldun diyor. 30 yıldır sen onun buyruğunu, ben senin sevdiğini tutuyorum dedi. Sen onun buyruğunu, ben de sevdiğini tutuyorum. Tevbesinin sebebi odur ki, evvel halinde zina işlerdi. Adam zina ediyormuş. Bir gün bir kadın pencereden başını çıkartmış, taşraya bakardı. Utbe'nin gözü oğul, kadının gözüne tuş oldu, yenildi. Kadının gözüne vurulmuş bu adam. Sonra ne olmuş? Utbe benden ne diler demiş. Utbe de onun gözüne takılmış, hayranlığını belirtmiş. Kadın gözünü çıkarıp bir tabağa koymuş, Utbe'ye vermiş. Gözümü sevdiyse alsın demiş. Düşünsenize, gözünü bir tabak içinde gönderiyor kadın. Buna inanıyor musunuz? Buna inanıyorsanız her şeye inanırsınız. Niye göndersin ki? Böyle bir insan manyaktır her şeyden önce değil mi? İlahi padişahlar böyle etmez. Yolda eşeğimi öldürdün, beni açıkta koydun dedi. Bu sözünü henüz tamamlamadan eşeği dirildi. Vay vay vay. Rabia yükünü yükleyip birkaç gün daha gitti. Yine Hakk'a müracaat eyledi. İlahi, Allah'la konuşuyor bu arada. Senin aşkın gönlümü tuttu. Artık gidemez oldum. Ol taş evin buraya gele. Getirsen ne ola dedi. Hak Teala Hazretleri direkt Allah konuşuyor. Dikkat edin. Ona hitap ile buyurdu ki, ya Rabia, rüyada değil ha bu. 18 bin alemin katına girersin. Rabia ileri vardı. Gördü ki Kabe onun karşısına geldi. Yani artık gitmekten bıkıyor ve diyor ki Kabe artık buraya yanıma gelsin diyor. Kabe düşünün bina küt diyor önüne geliyor. Bana Kabe'nin ıssız sahibi gelerek ben bu evi ni deyim dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her kim Allah'a bir karış ileri varsa Hak Teala ona bir arşın yaklaşır buyurmuştur. Alın bir delille de süsledi. İbrahim bin Ethem rahmetullahi aleyh 14 yılda güçlükle Kabe-i Şerife vardı. 14 yılda İbrahim Ethem gitmiş. Aynı gün gitmiş ama çok ilginç. Yolda giderken her adımına 2 rekat namaz kılardı. Her adımına 2 rekat. Gene aynı yalan. Sonunda Kabe'ye erdi. Bu arada çok fazla sayıda aynı yalanlar farklı kişilerin kerameti olarak sunulmuş bu kitapta. Bu da ilginç bir şey. Aynı olay ama farklı şeyhlerin kerametleri. Yolda giderken her adımına 2 rekat namaz kılardı. Her adımına 2 rekat. Gene dediğim gibi yolu ölçüp İbrahim Ethem nereliyse oradaki adım sayısını bulup her rekatına da 2 rekat hem zamanı bulabilirsiniz çok kolay bir şekilde hem de her adımına 2 rekat 14 yıl hesaplayabilirsiniz. Orada 12 idi burada 14 herhalde. Sonunda Kabe'ye vardı. Gördü ki orada Kabe onda yok. Aynı gün varıyor. Çok ilginç şeyler bunlar. Aynı gün Kabe'ye varıyor. Ve Kabe orada yok. Gitmiş. Dünyada tabii bu kitaptan başka bunu söyleyen tek bir kitap bulamazsınız.
Kabe'nin bir gün orada olmadığı, havaya uçtuğu, buna şahit olan başka birisi yok. Sadece bu kitapta var, inanırsanız. Kabe orada yok. Acep bu ne haldir? Gözünde halel mi vardır dedi. Hafiften bir ağız işitti. Ağzı kim söylüyorsa. Ya İbrahim, senin gözünde halel yok. Ama bizim bir firavuşumuz, kul, cariye, firavuş kul, cariye demek, vardır. Bize yüz tuttu. Biz de Kabe'mizi ona karşı gönderdik dedi. Dediğim gibi bu başka bir kitapta bulamayacağınız bir hikaye. Hiç kimse şahit olmamış ama bu kitapta yazıyor. İnanırsanız inanın. Rabia Beriye çöle giderek tam 7 yıl yanı üzerine yuvarlanarak Arafat Dağı'nı işitti. Hafiften bir avaz işitti. Neymiş? Yanı üzerine yuvarlanarak Arafat'a gitmiş. Ya arkadaş, Kur'an'ın tek bir ayetinde, tek bir elçinin bu tür davranışlarda bulunduğunu göremiyorsunuz. Yanı üzerine yuvarlanıp, deli misin arkadaşım? Yürüyerek git, bir binekle git. Niye yanının üzerine yuvarlanıyorsun? Yanının üzerine yuvarlanma madem, bunu kime söylüyorsun, niye söylüyorsun? Madem çok takvalısın, takva yanı üzerine yuvarlanarak Kabe'ye gitmek. Çok ilginç bu hikayeler. İnanılır gibi değil ama inanan çok insan var. Hak Teala Hazretleri buyuruyor ki, benim velilerim kubbemin altında gizlidir, onları benden başka kimse bilmez. Burada ne diyor adam? Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu derler ya. Güzel kardeşim, madem kimse bilmez velileri, bu evliya menkıbe kitapları neden var? Bir sürü evliyalarınızın ismi biliniyor, değil mi? Çelişki. İlahi, bu murakka-i sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Ömer-ül Faruk ile Ali-ül Murtaza'yı ben zayıf kulu şefi tutarak göndermiş aracı. Şefi aracı demek. Ümmet-i Muhammed hepsini bağışlamayıncaya kadar murakkaya girmem. Neymiş? Bariye münacatında hitab-ı izzet geldi. Bizzat Allah konuşturuyorlar arkadaşlar. Bu kitaplarda bolca bu var. Direkt Allah konuşuyor. Ya rüyalarında, ya ilhamlarında, ya da direkt olarak konuşturuyorlar Allah'ı. Kur'an'da çokça şöyle bir ifade görürsünüz. Allah'a iftira edenden daha zalim kim olabilir? Alın size iftira. Evliya dediğiniz bu adamlar Allah'a iftira atıyor. Bunlardan daha zalim kim olabilir Kur'an diyor. Ben şu kadarını sana bağışladım diyor. Murakka'yı giyin. Direkt konuşan Allah. İşte bu münacatı dinler, hitab-ı izzeti işitirdi. Hazreti Ömer ve Hazreti Ali, Üveys el-Karani bu arada bu. Kitabın kim olduğu üstte yazıyor arkadaşlar. Nereye gittiğini tahari için araştırmaya çıktılar. Hazreti Üveys yanına kadar vardılar. Üveys, ne için geldiniz? Rabbimize yalvarıyordum. Ümmet-i Muhammed'in hepsini bağışlamayınca kadar mürakkayı giymeyeceğim. Ya Rabbi! Diye münacatta bulunuyordum, sabredemediniz dedi. Yani Ömer'le Ali'nin yanına gitmese tüm ümmeti Muhammed'i bağışlatacakmış bu adam. Kur'an'daki birçok ayet tabi bypass oluyor bu arada. Bunların tabi umurunda olmaz böyle şeyler. Hazreti Ömer'ül Faruk, Ali'ül Murtaza, Üveys'in dostluğunu ve sevgisini gördüler. Hazreti Habibullah'a biz aşk ve muhabbet ile dostluk edemedik diye ağlaştılar. Niye? Zira Uhud Harbi'nde kafirler sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in dişini kırdılar diye Hazreti ağzındaki dişlerinin hepsini dökmüştü, sökmüştü. Hazreti Ömer Üveys'ten dua talep etti. Adam, düşünsenize böyle bir şeyin olduğunu varsayın, olmamıştır da ya, bu da bir yalandır. Ama bu bir psikopatın yapacağı bir şey. Peygamberin dişini kırıldı, ben 32 dişimi sökeyim. Niye? Eğer bu iyi bir şey, sadece sizin evliya dediğiniz, işte şu an Mahmut Usta Osmanoğlu ağzındaki dişleri söksün. Cübbeli Ahmet sen de sök. Bakın bu iyi bir şeymiş. Bunu da yapın siz. Biz de sizin ne kadar güzel samimi inandığınıza da tanık olalım. Üç gün aç kalan Üveys yol üzerinde bir altın gördü. Birisi düşürmüştür diyerek almadı. Min tarafillah yoluna taze otlar düşürdüğü halde koyunların hakkı deyip almadı. Ne kadar hassas adam. Bir koyun gelip ağzında ot getirdi, gıdasıdır deyip almadı. Fakat koyun lisana gelip Allahu Teala ve Takaddes Hazretlerinin emriyle getirdiğini söyledi ve kayboldu. Düşünün, koyuna iftira var. Dediğim gibi hem hadis kitaplarının arasında, hem bu tür kitaplarda, hem Allah'a hem elçisine ciddi sayıda iftira var. Ciddi sayıda yalan dolan var. Kafir dedi ki, bu da bir kafir, Cenab-ı Hak için beni cennete koyacağına kağıt yaz ver demiş. Bir kafir gelmiş, oradaki evliya diye tanıtılan şahsa. Diyor ki bana bir tane kağıt ver. Bir kağıt veriyor. Kağıt verse ne olacak?
Hani bu Avrupa'daki işte cennetten arsa satma mevzusuna biraz benziyor. Cenab-ı Hakk'ın beni cennete koyacağına dair kağıt yaz ver diyor. Hasan-ı Basri kağıt yazdı verdi. Hasan-ı Basri. Hasan-ı Basri büyük bir alim olarak bilinir. Bu da iftiradır arkadaşlar. Bu adamın haberi bile yoktur böyle bir şeylerden. Hasan-ı Basri kağıdı yazıp vermiş. Neye? Kafire. Şimdi büyük cemaat affedersiniz. Namazını kılıp defnelediler. Fakat Hasan-ı Basri'nin yüzüne uyku girmemiş. Ne yaptım? Eline kağıt verdim. Pişman olmuş yani yaptığı şeyden. Tabii ki pişman olman lazım. Yani burada da itiraf ediyor zaten. Hak Teala Hazretlerine karşı küstahlık eyledim. Ben kendimi kurtardım mı ki başkasına senet verdim diyerek ağladı diyor. Doğru yapmış. Biraz uykuya dalmış. Sonra da Semmu görmüş. O da işte senin kağıdına ihtiyacın kalmadı demiş falan. Kafir değil miydi bu? Burada tutarsız bir Allah profili çiziliyor maalesef. Yani senin kağıdınla değil, adam zaten cennete gidiyor. Adam kafir değil miydi? Kafirleri Allah niye cennete koyuyor? Sen bu adama niye kağıt yazıp veriyorsun? Bunların hiçbir tanesi önemli değil. Buna birçok insan inanıyor. Malik bir gemiye binmişti. Deniz ortasında gelince ücret talep edildi. Parası olmadığı için ısrar ettiler ve dehşetle dövdüler. Darttan bayıldı. Bayılana kadar adamı dövmüşler. Ayıldıktan sonra gemi hakkını vermediği takdirde denize atacaklarını ehemmiyetle ihtar ettiler. Dur burada. Mantık. Biraz kafayı kullanacağız. Adamın üzerinde zaten para yok. Niye istiyorsunuz parayı, pulu? Gemide bu adam. Ya denize atın ya da adamı çalıştırın. Yok. Adama ver hakkımızı diyorlar. Adam nereden çıkaracak? Üstünde yok, başında yok. Gemidesiniz, denizdesiniz. Mantığa hiç gerek yok. Alın size bir keramet. Uyduran biraz kafası çalışmayan biriymiş. Öyle bir uyduruyor ki inanmanız mümkün değil. Malik balıklara işaret etti. Balıklar da bu arada onu seyrediyormuş herhalde geminin içinde. İnanırsanız. Her biri sudan başını çıkarttı. Ağızlarında birer kırmızı altın vardı. Vay. Demek ki denizin içerisinde rengi mezi de atmamış altını. Hiç şey yapmamışlar böyle. Sarı sarı kalmış altın. Malik elini uzatıp iki altın aldı. Ya biraz bol alsana mı var ya, gemicilere bak, gariban adamlar. Ve bu kerameti gören gemici ayaklarına kapandı. Gemiciler demek istiyor herhalde. Malik gemiden çıkarken suyun üzerinde yürüyerek gitti. Vay. Bunun için mübarek zata Maliki Dinar, Dinağın Maliki demişler. İlginç. Ya Zunnun, seni uzaktan görüp uslu alim sandım. Yanıma gelip baktım, söylediklerini işittim. Deli ve cahilmişsin diyor. Bu sözleri neden söylüyorsun? O da, deli olmasaydın abdestsiz yere basmazdın. Deli olmam yani. Bu biraz ilginç bir iddia. Alim olsaydın namahrem yüzüne bakmazdın. Demek ki namahrem yüzüne bakıyormuş. Eğer arif olsaydın başka yerde gözün olmazdı diyor. Zünnun der ki, benim edepsizliğimin başıma kaçtı. İçime korku düştü. Bir gemiye bindi. Gemide bir bezirganın cevheri kayboldu. Aradılar. İttifakla Zünnun aldı dediler. Aynı hikaye bakın. Tutup çok hırpaladılar, incittiler. Zünnun bir kere denize baktı. Balıklar başlarını denizden çıkarttılar. Ağızlarında birer cevher vardı. Zünnur cevheri aldı. Orada altındı, burada cevher olmuş. Bezirgana verdi. Gemi halkı onun bu kerameti görünce ayağına düşüp özür dilediler. Bu sebepten ona Zünnun dediler. Zünnun, Yunus peygamberin Kur'an'da bir sıfatı diyebiliriz. Zünnun, nun sahibi. Cenazesi götürülürken hava çok sıcaktı. Kuşlar geldiler. Kanatlarıyla gölge yaptılar. İlginç. Kuşlar gelip kanatlarıyla gölge yapıyor. Vay. Bu sırada ezan okunuyordu. Müezzin şehadet kelimesini söylerken cenaze parmağını kaldırdı. Cenaze parmağını kaldırmış. Adam demek ki tam ölmemiş arkadaşlar. Bu arada tabutun içinde götürmüyorlar mı bunu? Tabutu mu açmış herhalde? Elini dışarı çıkartmış falan. Parmağını böyle yapmış. İlginç. Adam ölmemiş demek ki. Ya ölmemiştir belki. Açılmış tabutu. Yok kardeşim. Bu evliya ya. Sadece parmağını kaldırır ama ölülüğe devam eder. Demek ki öyle düşündüler. Müezzin şehadet kelimesini söylerken cenaze parmağını kaldırdı. Bütün halk onu görünce feryadı figan eylediler. Birçok münkür tevbe eyledi. Kabre koydular. Kabrin üzerinde nur eksik olmadı. Adamı canlı canlı gömmüşsünüz be. Süfyan Hazretleri hasta olmuş. Halifenin gayet sadık bir Hristiyan tabibi vardı. Süfyan'ı tedaviye göndermiş. İdrarını şişeye alıp baktı diyor. Başını salladı ve ağladı. Yani Süfyan dediği kişi idrarı bir şişeye koyuyor, doktora veriyor.
Bu serverin Allahu Teala korkusundan ciğeri pare pare olmuş. Nereden bildin? Hristiyan adam biliyor bunu. Nereden biliyorsun? Ciğerin neden pare pare oldu? Düşünmeye gerek yok. İnan. Filhal zünnarını kesip Müslüman oldu. Halife. Adam sidiyle adamı Müslüman etmiş. Sidiğine bakan adam Müslüman olmuş. Ne büyük keramet. Şimdi bu ne diyor? Bu da ilginç. Nakildir ki Ebu Hanife'ye şagirdi vefat ettiği gün hava çok sıcaktı. Namazına edaya girdi. Borç verdiği bir zatın duvarı gölgesinde riba olur, haramdır diye oturmadı. Al sana bir haram. Borç verdiği bir adamın duvarının dibinde oturmuyor, haramdır diye, riba olur diye oturmuyor. Bu adamın İslam bilgisi sıfır. Sıfır üstü sıfır. Borç verdin, iyilik yaptın, adamın duvarının dibinde niye oturamazsın değil mi? Haramdır diyor bir de, şirk. Bu kişi, Ebu Hanife tabi, Ebu Hanife geceleri 300 rekat namaz kılardı. Bir dakikadan 300 dakika aklınızda tutun. Bir gün yoldan geçen bir kadın, bu kişi 500 rekat namaz kılar dediği için nereden biliyor bu? Ben şimdi düşünsenize kaç rekat namaz kıldığımı niye size söyleyeyim? Söylesem hava atıyorsunuz dersiniz. Bu niye söylüyor? Yoldan geçen kadın niye, nereden biliyor? 500. Kadını yalancı olmasın diye 500 rekat kılmaya başlamış. Bu da 500 dakika yapar. Neredeyse 10 saat. Devam edelim. Başka bir gün bir şakir çocuk, İş bu, geçen kişi geceleri 1000 rekat namaz kılar dedi. 2000 dememiş iyi ki. Dediği için her gece 1000 rekat namaz kılardı. Burada dur. 1000 dakika yapıyor. 1000 dakika ne demek? 17 saat neredeyse. 17 saat. Çalışmıyor muydu? Uyumuyor muydu? Abdest almıyor muydu? Başkalarıyla sohbet etmiyor muydu? Kitap okumuyor muydu? Öğrenmiyor muydu? Anlatmıyor muydu? Sohbet vermiyor muydu? 1000 rekat namaz. Geceliğin kılamaz. Gündüz de kılması lazım. Ama inanın. Bir şakirt, halk senin için geceleri uyumaz dediler, dedi. Ebu Hanife, artık geceleri de uyumayayım dedi. Oh, geceleri de uyumuyor. Niçin dediler? Halk yalancı olmasın dedi. Ondan sonra tam 30 yıl uyumadı. Uyumayan bir insanın psikolojik durumunu düşünün. Sabah namazını yatsı abdestiyle kılardı. Bu da sanki iyi bir şeymiş gibi sürekli buralarda anlatılır. İki dizi deve dizine dönmüştü diyor. Şimdi burada büyük bir yalan var arkadaşlar. Ebu Hanife zengin bir kişiye tevazu eyledi. Sonra pişman olup onun kefareti olsun diye Kur'an'ı 1000 kez hatmeyledi diyor. 1000 kez. Herhangi bir kişi meselede müşkülü olursa 40 kere hatmeder. O meseleye keşif olurdu. Ya bu 40'lar 1000'ler sürekli havada uçuşuyor. Ebu Hanife'nin gayet güzel bir şakirdi vardı. Burası çok ilginç arkadaşlar. Çok da çirkin. Bunlar hepsi Ebu Hanife'ye iftira. Ebu Hanife böyle şeylerin haberi bile yoktur kesinlikle. Ebu Hanife'nin gayet güzel bir şakirdi vardı. Erkek hem o. Gayet güzelmiş. Bir gün ders esnasında gözü tesadüf ettiğinden bir daha yüzüne bakmadı. Ders verirken perde arkasından söylerdi. İsmi Muhammed bin Hasan olan bu gencin sakalı çıkıncaya kadar da böyle devam etti. Ne kadar çirkin ve aşağılık bir iftira. Çocuk çok güzelmiş diye yüzüne bir gün bak. Ne oldu ki yüzüne baktı? Kalbinden fenalık mı geçti? Yakışıklı birine baktığında kalbinden fenalık geçen insan normal biri midir? Düşünsenize, ben size perde arkasından konuşayım. Yok, sen çok yakışıklısın, çok güzelsin. Artık perde arkasından konuşalım. Böyle saçmalık olur mu ya? Buna inanıyor musunuz ya? Ne ciddi iftiralar bunlar. Bunlar Ebu Hanife'nin düşmanı. Bu yalanları Ebu Hanife'nin düşmanları uydurmuştur. Ebu Hanife erdemli, oldukça erdemli bir insan, akıllı bir insan. Dediğim gibi Ebu Hanife konusunda araştırmalarım var, biliyorum arkadaşlar. O konuda da bir videom var. Hazreti İmam hiç arasını kesmeksizin 30 sene oruç tutmuş, yatsı abdesti sabah namazını kılmış, bütün Ramazan-ı Şerifler'de 60'ar hatim, yani günde 2 hatim yapar. Nasıl hatmetmişse büyük başarı. Ömrü boyunca 7000 hatim yapmıştır. 7000 hatim, 7000. Nasıl saymış, kim saymış belli değil. 55 haccı varmış. 70 yaşında öldüğüne göre 15 yaşından sonra her yıl bir tane hac yapmış. Son haclarda İmam Ebu Hanife, İmam-ı Azam haccı vedasıdır diyor. Kabe-i Muazzama'ya gelip her iki rekatta bir hatim tamamlayıp namazdan sonra münacatında arz-ı tazarru edince Cenab-ı Beyt'ten, evden, Ya Ebu Hanife,
Biz kemal-i marifet ile bildin. Güzel ve güzel eyledin. Biz azümüşşan seni, senin mezhebinde hizmet ve marifetle tabi olanları mağfiret ettik diye sadayı beşaret ederek gayet mesrur ve müsterih avdet etmişlerdir. Bu da Hanifilerin uydurduğu bir yalan. Mezhebe ikna etmek için, Hanifi mezhebini körü körüne takip etmeleri için o insanların uydurulduğu bir yalan. Cenab-ı Rab, Rabb'ı, Allah'ı yani, rüyada 99 defa gördüm diyor. Kim diyor bunu? İmam-ı Azam diyor. Yalana bak. Allah'ı görmüş. Allah gözle, oysa Kur'an'da açık ayet var. Gözler Allah'ı kuşatamaz. İhata edemez. O gözleri kuşatır. Buna rağmen Allah'ı rüyada 99 kez görmüş. Bir kez daha görmüş. 100 kez görmüş. Bu Cübbeli Ahmet'in de sürekli bir şekilde anlattığı bir yalan. Bunlar hem Ebu Hanife'ye yalana iftira ediyorlar, hem Allah'a hem elçisine hem de birçok insana. Bu insanların bu haberlerden hiçbir şekilde haberi yok arkadaşlar. Bir gece Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyamda gördüm. Bana emri risalet penayileri şöyle oldu. Sen kimsin? Ya Resulullah ben senin bölümdenim dedi. İleri gel dedi. Vardım. Ağzını aç dedi. Açtım. Ağzıma mübarek dili üzerindeki ıslaklıktan bir miktar nakletti. Yani dilimi dilime soktu diyerekten dilimi ağzıma soktu. Başka kitaplarda da böyle şeyler var. Şöyle ki ağzımın içi dopdol oldu. Ne kadar çirkin ve iğrenç bir şey. Peygamberimiz ağzındaki tükürüğü onun içine, ağzının içine sokuyor. Dopdol oluyor. Var, imdi işin tamamdır dedi. Ve hem o saat Ali Keremallahu veçhe Hazretlerini gördüm ki parmağıma bir yüzük geçirdi ve Peygamberin ilmi ve benim ilmim sana kutlu olsun dendi. İmam-ı Şafii buyuruyor bunu diyor. İmam-ı Şafii de incelemiş, kitaplarını okumuş biriyim. Bunlar da sahtekarlar. Yine İmam Şafii'ye de Ehl-i Sünnet'in en saygı duyduğum alimlerinden bir tanesi. Bu kişiye de iftira atıyorlar. Kim atıyor? Sünni olan biri atıyor. Şafii'nin kesinlikle haberi yoktur. Kesinlikle böyle şeyler Şafii'nin hayatında da kitaplarında da yoktur. Okuyabilirsiniz. Ne diyor? Peygamber dilini ağzına sok, işte dilindeki tükürüğü ağzına sokmuş. Ali de yüzünü vermiş. İkisinin ilmi de İmam Şafii'ye geçmiş. Bu da Şafii'lerin uydurduğu bir yalan. Niye? Şafii olun. Şafii mezhebi daha iyi. Az önceki Hanifi mezhebinin reklamıydı. Bu da Şafii mezhebinin reklamı. Her bir Rum'dan Harun-u Reşid'e haraç gelirmiş. Bir yıl göndermemişler. Bu da işte gidip oradaki bir adamın münazara esnasında denizin üzerine namaz kılıyor. 400 kişi Müslüman oluyor. Adam da Kayseri Rum diyor ki iyi ki adam buraya gelmedi. Herkes Müslüman olurdu. Ama kendisi oluyor mu? Olmuyor. İnanıyor mu? İnanıyor. Bu da Ebu Süleyman demiş. Ekmeği tuz ile yemek adetimdi demiş. Bir gün tuza bir küncü varmış. Bir tane simitlerin üstünde olan şey küncü arkadaşlar. Bir tane küncü varmış bilememişim. Bir yıl ibadetin taatin zevkini bulamamış arkadaşlar. Bir yıl. Bir müridi varmış falanın. Havada uçar seccadesini suya girip namaz kılanır. Adamlardaki fanteziye bakınız. Havada uçuyor, suyun üstünde namaz kılıyor. Başka kurtarmıyor. Siz benim neyimsiniz diye sordu. Köleleriniziz. Ne buyurursan biz onu tutarız dediler. Osman eğer beni severseniz bu eşeği tutun arkasını yıkayın dedi. Yudular, tımar ettiler. Osman başından tülbeni çıkarıp yağına sardı ve bağladı ve ot alıverdi. Eşek dile geldi. Eşek konuşuyor bu defa. Sen beni hoş tuttun, evliyalar da seni hoş tutsun dedi. Evet arkadaşlar, bitmiş Allah'a şükür. Şimdi bu kitabın içerisinden çok küçük bir kısmını bu hikayelerin size aldım, aktardım. Bu kitabın içerisinde ciddi sayıda hikaye var. Aynen bu şekilde. Bu kitap, kitaptan dediğim gibi bazılarını size aktardım. Birincisi, bu tip kitaplar maalesef İslam'ı hikaye dinine döndürdüler. Yani sanki bu menkıbeleri dinleyerek İslam'ı dinliyormuşsunuz gibi bir hava yaratıldı. Maalesef birçok insan, birçok din adamı cami minberinden bunları halka anlatarak onları uyuttu. İnsanlar da uyuyorlar camide çoğunlukla zaten. Dini anlamak yerine dürüstlük, erdem, sevgi, saygı, barış, ne bileyim kişiliği düzeltmek, Allah'ı sevmek, saymak, ona yönelmek, kafa kullanmak birçok şeyi önemsemediler. Hikayeleri dinlemeyi din zannettiler.
Bu hikayelerle bir ömürleri geçti. Maalesef dini de anlamadan öteki tarafa gittiler. Bu yüzden günümüzde bu tür videolar yaparak geçmişteki toplumların nasıl uyut olduğunu, nasıl hikayelerle oyalandığını, onlara nasıl ütopik bir insan profili çizildiğini, insanların da böyle profillere hayran hayran baktığını, maalesef İslam'ı anlamak, İslam'ı yaşamak, daha iyi bir insan olmak yerine bu hikayelerle, bu hikayelerdeki insanları gıpta ederek, onların şefaatleriyle, onların yardımlarıyla, onlara lütuflarıyla kurtulacağını zannederek İslam'dan uzaklaştırılar insanlar. Uzaklaştırıldılar maalesef. İnşallah bunlar düzelir diyelim. Evet arkadaşlar, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Selam ve saygılar. Hoşça kalın.